Evet değerli engelsandroid.com takipçileri, yepyeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle basit bir konuya bakacağız. JSON'un geri bildirim seslerini nasıl değiştiririz ona bakacağız. Geri bildirim seslerini çoğumuz kullanıyor, çoğumuz hiç kullanmıyor, belli olmuyor. Ama bu ses temalarını değiştirmek isteyenler de oluyordur mutlaka. Bununla ilgili ufak bir anlatım yapmak istedim sizlere. Şimdi, JSON'a geliyoruz. Gelişmiş ayarlar. Buradan Eklentiler. Plugin'ler ve ara ek kaynakları indir. ek kaynakları indir bölümüne tıklıyoruz. Ek kaynakları indir. Uygulamaya özgü hareket paketi. Ses paketleri. Burada ses paketleri var. Buraya tıklayıp Ses paketleri. Ses paketleri. Anahtar sözcük girin metin alanı. istiyorsanız buraya arama yapabilirsiniz. Ben mesela İ. İ. O. iOS. İ. iOS. Evet, mesela iOS yazdım. Diğer seçenekler Bakalım düğme. neler çıkacak. Nokta nokta. Apple iOS 16 alt çizgi diye projeliyor nokta spk. Rastgele birini indiriyorum. En başta bu çıktı mesela. Tıklıyoruz buna. Nokta nokta. Apple iNDI nokta nokta. Apple iPTAL iNDIR düğme. Evet, indir diyorum. Lütfen bekleyin. Apple iOS 16 alt çizgi Hendrix. SPK. Lütfen bekleyin. Dosyadan içe aktar sesler. Dosyadan içe iPTAL tamam düğme. Tamam diyoruz. Kaynaklı başarıyla içe aktarıldı. Başarıyla içe aktarıldı diyor. Yukarı git düğme. Geri bildirim ayarları. Ve bize otomatikman geri bildirim ayarlarını attı. Sesli geri bildirim. Seç ses efekti ses yüksekliği 60. Buradan ses efekti, ses yüksekliğini ayarlayabiliyoruz. Mesela Ses efekti 67 seçili değil. bunu 95 seçili değil. Geri bildirim okuyup ayarları. Ses paketleri daha fazla varsayılan. çıktı. Burada ses paketleri varsayılan dediği bölüme tıklıyorum. Ses paketleri. Ses paket varsayılan seçili. Nokta nokta. Apple iOS 16 seçili değil. Şimdi buna tıklıyorum bakın. Seç geri bildirim ayarları. Gördüğünüz Oshion gibi. Teojin Ziao Deyin Kyon. Za izo. Ses paketi ayarları. App ses paketlerini yönet. Daha fazla ses Bakın paketi indir. değişti. Geri düğme. iOS metin alanı. Şimdi buraya iOS yazmıştık. Şunu bir silelim. Bir tane daha paket indirelim. Örnek. Eylem menüsü. Eylem yazma alanını temizle. Ses paketleri. Metin Tamam. temizlendi. Temizledim. En baştan rastgele bir paket indireceğim. Paketler arası geçişi de göstereyim. Ne olur ne olmaz diye. Diğer seç MU ANR alt ANR alt çizgi ANR alt çizgi nazar Muhammed 212 nokta S ara alt çizgi F ara alt çizgi nazar F alt F alt çizgi LLC alt çizgi Cahyo F alt çizgi nazar Muhammed 212 nokta SPK Mesela bunu indirelim. F alt çizgi nazar Muhammed ND F alt çizgi nazar IPTA ND İR lütfen bekleyin F alt çizgi nazar Muhammed 212. SPK lütfen bekleyin F ilerleme 48 aşama çubuğu ilerleme 72 İndi. 85 Dosyadan içe aktar. Evet, tamam düğme. Tamam dediğim anda yine beni. Kaynakları başarıyla içe aktarıldı. Yukarı git düğme. Gördüğünüz gibi geri bildirim ayarlarını aktardı. Geri bildi. Sesli geri. Ses efekti. Ses paketleri. Apple'a. Bu şey yok. Ziya. Ses paketi. Ses efekti. Ses yüksekliği 95. Bakın yine burada ses paketleri dediği yere tıklıyoruz. Ses paketleri. Hep ses paketleri. Acaba şansımıza nasıl bir ses çıkacak? Ses paketleri. Varsayılan seçili değil. EFA seçili değil. Nokta nokta. Hep EFA seçili değil. Seçtim. Ses geri bildirim ayarları. Bu şey yok. Bakın. Ziya o deyin yok. Ses paketi ayarları EFA. Geri düğme. Anahtar sözcük girin. Gördüğünüz gibi. Metin tanıma ve Bu çeviri. şekilde bir paket çıktı karşımıza. Varsayılan. Son olarak da indirdiğimiz ses paketini nasıl sileriz ona bakalım. Yine geri bildirim ayarlarına geliyoruz. İçerik okuma ayarları, hareket ayarları, geri bildirim ayarları. Geri bildirim ayarları. Buradan Yukarı geri bir sesli geri ses efekti ses yüksek ses paketleri EFA. Bu şey yok. Ziya ses paketi ayarları EFA. Ses paketlerini yönet. ses paketlerini yönet bölümüne tıklayıp Ses paketlerini yönet. Ses paket oluştur. EFA. mesela bu paketi sileceğim. Çift dokunup basılı tutuyorum. Sil dedim. Sil EFA. Tamam düğme. Tamam dedim. Ses paketlerini yönet. Gördüğünüz gibi paket silindi. Ses paket oluştur. Nokta nokta. Apple Mesela iOS 16. bunu da sileceğim. Çift dokundum, basılı tuttum. Bir kere sağ fiske yaptım. Sildim. Sil. Hep tamam düğme. Ses paketlerini yönet. İndirdiğiniz ses paketlerini de bu şekilde silebilirsiniz. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Dediğim gibi JSON'un ses paketini değiştirmek istiyorsanız bu yolu izleyebilirsiniz. Yepyeni bir videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.